Sefer Hoca'nın söylemiş olduğu rakam, bu maaşları belirleyecek olan rakam, bu da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak. Ama biz şunu görüyoruz ki, geçtiğimiz haftalarda asgari ücrete yapılan artışın akabinde %14-15 seviyesinde bir refah payı uygulamasının yapıldığını gördük asgari ücrette. Dolayısıyla. Bu rakamın üzerine yaklaşık olarak yine %14-15 seviyesinde bir refah payı ilavesiyle, yani %19 nokta küsuratı var, biz bunu düz yuvarlayarak söyleyelim, %20 diyelim. Bunun üzerine yaklaşık olarak %14 ya da %15 seviyesinde bir refah payı uygulanmasıyla birlikte memurlarımız 1 Temmuz'dan itibaren, yani 5 gün öncesinden itibaren, e, zamlı maaşlarını yaklaşık olarak hesaplayabilecekler. %35 gibi %35 mi %35 yani? seviyesinde olacak. Yani 2023 yılının e, ikinci altı aylık döneminde memur, memur emeklisi, işçi ve bağkur emeklilerimize yapılacak olan zam da e, aşağı yukarı netleşmiş oldu. Yani bunun üzerinde veya altında olma olasılığı e, çok mümkün gözükmüyor. E, %34-35 seviyesinde bir zam uygulaması söz konusu olacak. O zaman hesaplayabilir miyiz? Şimdi Özgür tabii de. şöyle Yaprak Hanım, biz daha önceki yıllarda ya da daha önceki dönemlerde memur ve memur emeklilerimizin maaşlarını net olarak biliyoruz ve bunun üzerinden gelecek olan ya da gelmiş olan enflasyon rakamlarını, refah payını toplu sözleşme şartları gereği almaları gereken zamları ilave etmek suretiyle maaşlarını ortaya çıkartıyorduk. Fakat bu sene özellikle 2023 yılının ikinci 6 aylık dönemine ilişkin çok enteresan bir durum ortada. Birincisi şu. Sayın Cumhurbaşkanı seçimlerden önce dedi ki memurlarda en düşük taban aylık uygulaması 22 bin lira. Evet. En düşük, ben şöyle yazayım arkadaşlarım görebiliyorlar mı? En düşük memur maaşı diyelim daha net anlaşılsın bunu maaş evet, diyelim. Şu anda net bir şekilde görünüyor. Evet. 22 bin lira olacak. Yani 11.000 bu neydi? 11.848 bin liraydı. 2023 yılının birinci 6 aylık döneminde bu rakam 11.848 liraydı. Şimdi 2023 yılının ikinci 6 aylık dönem diyoruz biz buna. 22 bin lira. Artış oranına bakıldığında yüzde 85. Şimdi enflasyon rakamı yüzde 20 seviyesinde dedik ikinci evet. altı aylık için. Ama burada yapılacak olan artış oranına baktığımızda yüzde söz ediyoruz. Memurlarımız, memur emeklilerimiz bu rakama takılmamaları gerekiyor. Bu artış oranı olarak uygulanan bir zam oranı değildir. Bu taban aylık uygulamasındaki farkın ortadan kaldırılması için yapılan bir uygulamadır. Dolayısıyla oransallaştırdığımız takdirde yanlış bir sonuca gideriz. Yani biz, nasıl hesaplamaları gerekiyor? Biz şuna bakacağız e, Yaprak Hanım. 2023 yılı, e, 2023 yılının ikinci altı aylık dönemi için 34'e bakacağız. Yani e, yüzde 20 enflasyon rakamı geldi. %14 15 seviyesinde refah payı geldiğinde biz nereye bakacağız? Şu %34'e bakacağız. Şimdi 22 11848 lira alan bir memurumuz 22.000 liraya gelince bunun ikisinin arasında maaş alan memurumuz bu rakamı değil bu rakamı dikkate alacak. İkinci, yani o kadarlık bir artış evet, olacak. Evet. İkinci e, hesaplama modelimiz ya da yöntemimiz bizim e, ma, e, memurlardaki aradaki maaş farklarını ortadan kaldıracak olan ek gösterge. şimdi bir de bizim hesabımızda ek gösterge var. şimdi ek göstergeden kaynaklı olarak şimdi bunun arasındaki maaşlar ek gösterge rakamlarıyla birlikte e, düzenlendikten sonra bu rakamı uygulayacağız. şimdi diyelim ki e, benim maaşım sağlık sektöründe çalışan bir hemşire olduğumu düşünelim. 18 bin lira maaş alıyorum. Ben maaşımı %85 olarak mı alacağım, %34 olarak mı alacağım? Burası realde, realde enflasyon artı refah payıdır. Burası ise maaş düzeltmesidir. Dolayısıyla bunu kesinlikle dikkate almıyoruz. Bunu unutuyoruz. Evet. Biz %34 bandına bakacağız. 18 bin lira maaş aldığımızı varsayalım ek gösterge ile hangi ek gösterge çıtasına giriyorsam burada eğitim durumu hizmet yılı vesaire Bunlar etkili olacak benim alacağım maaş Örneğin ek gösterge ile birlikte 23 bin liraya geldiğini varsayalım 24120 oluyormuş öyle mi Evet yönetmenimiz 24120 diyelim biz evet. Tamam 24.120'ye geldiğini varsayalım 24.120'nin üzerine biz işte bu oranı koyacağız. Evet. Ve ondan sonra alacağımız rakam 1 Temmuz'dan itibaren ortaya çıkmış olacak. Şu an Çalışma Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmada bu. Yani önce e, bu aradaki farkı kapatıp ücret skalalarını netleştirdikten sonra enflasyon artı refah payı bunun içerisinde esasında e, toplu sözleşmeden gelen yüzde altılık bir dilim var ama özür o, dilerim Özgür Bey araya giriyorum doğru e, ben sonradan ekleyip hesapladım dolayısıyla 23 binlik bölüm doğru diyor e, yönetmenimiz Okan evet yani ben e, rakamı ta, tamamen tahmini olarak e, değerlendirmiştim önemli değil yükü süre değiştirebilir şimdi e, önce e, rakamı e, netleştireceğiz benim almam gereken maaşı önce bir sistem ortaya çıkaracak ve ondan sonra da enflasyon artı refah payını ilave etmek suretiyle 2023 yılının ikinci altı aylık dönemine ilişkin maaşım da ortaya çıkmış olacak. Biz ne yapıyorduk sizlerle? Öğretmenin maaşı, polisin maaşı, doktorun maaşı diye hemen tak 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 hesaplayıp çıkıyorduk. Çıkıyordu. Evet, evet. Hesap. Fakat şu an durum çok farklı. Şu an hesaplamalar çok farklı ortaya çıkacak. Neden ortaya farklı çıkacak? İşte burada birincisi ek gösterge, ikincisi taban aylık uygulaması devrede, üçüncüsü enflasyon farkı, artı bir de refah payı devreye girecek. Dolayısıyla memurumuza bakıldığında üç tane bir ücret artışı ya da zam da diyebiliriz buna almış olacak. Peki bir, refah payı ne kadar olur? Refah payı e, Asgari ücrette yapılanın 3 aşağı 5 yukarı aynısı olacaktır. %20 enflasyon, %14-15 bandında da bir refah payı. Çünkü asgari ücrette de o seviyelerde, yılbaşında da aynı seviyelerde bir artış yapılmıştı. Genelde refah payı %10 ile %15 arasında yapılan bir orandır. Ama 2023 yılının 1. 6 aylık döneminde %15 seviyesinde, İkinci altı aylık döneminde de e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamada çalışanımızı, memurumuzu enflasyon altında ezdirmeyeceğiz sözünden yola çıkarak. Bunun da yüzde 14, yüzde 15 bandında olacağını tahmin ediyoruz. Yani 20 artı 14 ya da 15 e, bu da ne anlama geliyor? 2023 yılının ikinci 6 aylık dönemindeki memur maaş e, işçi ve bağkur emeklilerine de yapılacak olan zammında %35 seviyesinde olacağı